Evet, iyi akşamlar herkese. Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Piyasaya ilişkin ayrıntıları, önümüzdeki sürece ilişkin detayları konuşacağız. Piyasa bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Gücünü acaba topladı mı? Sorusunu bugün sormaya başladık ya da gücü artık zayıf mı kalıyor? Tarafını birazcık daha ön plana çıkartmaya başladık. Ama düne kadar sorduğumuz soru borsada tavan mı, devam mı sorusuna borsa devam diye cevap verdi diyorduk. Bilemiyorum şimdi aynı cevabı veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Onu da zaman gösterecek. Haftanın tam ortasındayız. Çarşamba gününden. İyi geceler diliyorum hepinize. Selam Mert sana da. Selamlar, iyi akşamlar herkese. Şimdi nasıl bir Borsa İstanbul görüyorsun? Gücünü kaybetmiş bir Borsa İstanbul mu bu senin için? Yoksa gücünü toplamak üzere şöyle birazcık geriye yaslanmış bir Borsa İstanbul mu? Bence şöyle iki taraftan da bakılabilir. Yani bardağın dolu tarafı da boş tarafı da var diye tanımlayabiliriz bunu. Aslına bakılırsa çok ciddi bir satış baskısı. Sonrasında 7200-7300'lere kadar gerileyen bir piyasa. Sonrasında oradan gelen bir tepki alımı. Bir kere bu hareketi bir tepki alımı olarak değerlendirmek lazım. Dün senle Twitter'daki yaptığımız benim için son derece keyifli, şahane, nefis de sorular geldi bu arada. Yayında da söylemiştim. Bu hareketi bir tepki alımı olarak değerlendirmek lazım. Neden? Bir kere ortada risk ortadan kalkmadığına göre ya da başka bir evreye evrilmediğine göre bunu maalesef orada o canlar yitirilmeye, hayatlar kaybedilmeye devam ederken yani oradaki hayat normalleşmemesine rağmen her zaman olduğu gibi finans piyasaları bunu normalleştirmeye başladı. Yani işte tansiyon daha da yükselmiyor, rutin bir hale geldi. İşte başka ülkeler bu işlere karışmıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bir normalleşme şeyi. Hatta bunu emtia fiyatları üzerindeki bir satış baskısından da teyit edebiliriz finans piyasasının bu görüşünü. Ama ne olursa olsun oradaki savaşın devam ettiğini kabul etmemiz lazım ve bugünlerde bir sakinlik söz konusu olsa da önümüzdeki günlerde bunun başka bir şekle bürünmeyeceğini, tekrar bu alevin büyümeyeceğine yönelik kimse bir garanti veremez herhalde. Onun için risk hala önümüzde ya da cebimizde duruyor. Onun için de bu nedenle bu hareketi bir tepki hareketi olarak değerlendir. Benim açımdan kritik olan yer o kırılmaz diye düşündüğüm 7650 puan seviyesinin üstünde kalıp kalmama hali. Şu an itibariyle 7650'nin üstündeyiz. Ama sorduğun soru çok kıymetli. Bir dipten dönüş var, doğru. Ama hep o söylediğim, yani ben söylediğim için söylemiyorum bunu bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani o diyordum ya 7650 ile 8000 arası hiçbir şey yapılmaması gereken bölge gibi gözüküyor diye. Şu anda o bölgenin içindeyiz ve maalesef çok da keyifli bir piyasa yok. Yani o 7200-7300'den gelen tepkinin gücü yavaşlamış hatta sönmeye yaklaşmış gibi gözüküyor. Ha burası önümüzdeki günlerde 8000 üstüne atarsa bence bir miktar şey olabilir. Hareket hızlanabilir. Ama bugün özellikle seansın sonuna doğru ve özellikle bankalara gelen bir satış baskısı var. Onun da nedeni Reuters'ın bir kaynağına dayandırdığı haber bu. Bankaların da bu enflasyon muhasebesinden yararlanmak isteğiyle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'e başvurdukları yönünde bir şey haber. Çünkü bu eğer bankalardaki öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama bankalarda enflasyon muhasebesinden yararlanacaksa bu karlarının düşmesi demek. Dolayısıyla çarpanların tekrar gözden geçirmesi demek. Ucuzluk tanımının bir kez daha yapılması demek. Tüm bunlar zaten yukarı gitmekte zorlanan, şey 7850'lerde bir miktar zorlanan bir piyasanın biraz tıkanmasına neden oldu. %2, 2,5 geri çekilmeleri bankacılık tarafında ona mı bağlarsın peki? Kesinlikle ona bağlarım. Çünkü daha dengeli bir şey vardı. Ama şunu söyleyeyim. Yani ne yapmak lazım? Dediğim gibi yani zaman zaman işte Antalya'da da senin de olduğun şahane bir etkinlik yapıldı. Tıklım tıklım salon, kadın yatırımcı sayımız giderek artıyor, ilgisi artıyor. Çocuklarıyla gelen yatırımcılarımız var. Orada da gördük ki bir kez daha neredeyse herkes ciddi manada zararda. Yani kredili pozisyonlar çok daha fazla zararda. Ama herkes de şunu kabullenmiş durumda. Yani
kimseye de şunu söyleyemiyorsun. Ama yani sen de şimdi satsaydın, işte kol kesseydin falan. Çünkü öylesine bir şey altında kaldı ki piyasa. Satış baskısı altında kaldı ki. Şimdi ortaya çıkan zararlar da yavaş yavaş sineye çekilmiş durumda. Zaten hacimdeki daralma da bize bunu çok net biçimde gösteriyor. Şunu söyleyeyim yine, benim gördüğüm şu. Burası hadi de ki bir hafta içinde 8000'in üstüne atamazsa ben bir tur daha bir satış baskısı yiyebileceğimizi düşünüyorum. Bu bir önceki dibin altına geliriz manasında söylemiyorum bunu. Ama tekrar o sinir bozucu testere formasyonu daha dar bir bantta çalışabilir gibi gözüküyor. Onun için kısa vadeli pozisyonlar hala riskli. Piyasa zaman zaman artı açıyor, eksiye dönüyor, tam tersi oluyor. Bir şeyi öngörmek çok kolay değil. Yani bizim kendi içimizde de işte. Yani bugünkü bu şey finansal kesimin enflasyon şeyinden, muhasebesinden yararlanma konusundaki talebini de yani hesaba katarsa o başka bir günde, ama netice itibariyle burada İsrail ile Hamas arasında yaşanan bu savaş hali devam ettiği sürece hayat her ne kadar finans piyasaları için normalleşiyor gibi gözükse de ne olursa olsun hafta sonu riski hala devam ediyor. Ben burada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretini, buradaki görüşmeleri önemsiyorum. Çünkü Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler piyasa açısından önemli, dikkatle izlenen bir konu bu. Çünkü Türkiye'nin bir finansman ihtiyacı var, bir finansmana erişme şeyi var. Ve Amerika ve Avrupa bölgesi bizim en önemli finans kaynağımız. Bu arada önemli bir gelişme, kimse çok fazla konuşmuyor. Tüm bu yaşananlar özellikle gelişmekte olan ülke CDS'lerini yukarı doğru taşırken biz CDS tarafında önemli bir pozitif ayrışma gördük. Eurobondlarımızda da keza bu yansıdı. Bunu fırsat gören Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sukuk ihracı gerçekleştirdi. Ve 2023 yılı dış borçlanmasını böylelikle tamamladı. Yani borçlanma konusunda bir sorunumuz yok. Yani maliyetler elbette yüksek. Daha yüksek seviyeleri de görmüştük. Ama CDS'deki rahatlama bizi, yani hazineyi daha doğrusu, hemen bir borçlanmaya yönlendirdi. Bunu bir fırsat olarak gördüklerini tahmin ediyorum. Ama hala bir istediğimiz fon akışının gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunu zaten Sayın Bakan da dile getiriyor. Bugün de söylediği şey, yapısal reform konusu bir kez daha dillendirildi. Benim düşüncem şu. Bir kere eğer pozisyonunuz zarardaysa ve bu pozisyon kendi paranızla alınmış bir pozisyonsa, yani bir kredi kullanımınız yoksa biraz kenara çekilmek, yani pozisyonu korumak ve kenara çekilmek, bilgisayarı kapatmak, telefonu kapatmak, uygulamadan çıkmak en doğrusu gibi gözüküyor. Pozisyonlar kredili ise bence en zor kısım burası haline geldi. Çünkü neredeyse işte yıllık 80'lerde 90'larda kullandırılan krediler var. Yani hisse senediniz gitmese aylık neredeyse %10'a yakın bir zarara uğruyorsunuz. Ve şöyle de bir riskiniz var. Öz kaynak sorunu doğduğu anda dönüp reisten satış yapmanız gereken bir hikaye de karşınıza çıkabiliyor. Ama orta ve uzun vadeciyseniz bence burada hala bir sorun yok. Biriktirmeye devam etmek lazım. Her düşüşü bir fırsat olarak görmek lazım. Daha önce de söylemiştim. 7650'nin altındaki hareketler, yani 7650'nin altı burada kalıcı olsaydı 7000'in altı gözüküyordu endekste. Yani direkt değil, arada ara destekler olmasına rağmen, ama o destekler benim için çok da 7650 kuvvetinde destekler değildi. Şimdilik yani bardağın dol tarafını görmek isteyenlere 7650'nin üstündeyiz. Yeter kardeşim, şimdilik sen bununla idare et derim. Ne zaman biraz daha keyiflenip daha rahat konuşma imkanımız olur? Bir 8000'in üstüne kendimizi atabilirsek. Şimdi sektörel bazda ayrıştırdığım bir şey var mı diye soracağım, ama onun öncesinde madem CDS'lerden de dem vurdun, biraz döviz konuşalım. Döviz tarafını nasıl görüyorsun? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani aslında fena sayılmayacak bir yükseliş söz konusu. Yani her gün bir kuruş iki kuruş gidiyor. İşte şöyle söyleyeyim, Infotrade'den yararlanayım. Dolardaki aylık yükseliş %3'ün üzerinde. Euro tarafına baktığında %4'ün üzerinde. Yani sanki böyle aylık enflasyon kadar bir
yukarı harekete izin veriliyormuş gibi gözüküyor. Ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Daha önce söylediğim bir kez daha tekrarlayayım. Yerel seçime kadar daha kontrollü bir kur görme imkanımız, ihtimalimiz var. Ama buna karşılık, bu arada şunu da söyleyeyim, pek çoğumuz yanıldık bu konuda. Niye öyle olduğunu da çok anlamış değilim. Merkez Bankası'nın son atmış olduğu makro ihtiyati tedbirler, sadeleşme adımları sonrasında mevduat faizlerinin birkaç puanlık bir yükseliş olma ihtimali üzerinde durmuştuk. Şu ana kadar mevduat faizlerine şey olmadı, yansımadı bu. Ama ne olursa olsun artık faiz sadece borsa için değil, döviz için de bir rakip. Yine Antalya'da gördük, Denizli'de gördük. Önümüzdeki toplantılarda da mutlaka göreceğimizi düşünüyorum. İnsanların kafasında yani sende de oluyordur, bende de. Ya şu parayı acaba dövize mi koysak, bankaya TL'ye mi koysak ya da işte TL'deki parayı dövize çevirsek mi, bir ay daha devam etsek mi gibi soru işaretleri var. Çok da uzun olmayan bir süre geriye gittiğinde herkesin her bulduğu parayla neredeyse borçlanarak, kredi kartlarından nakit çekerek döviz aldığı bir ortamda şimdi bir normalleşme çabası var. KKM'den çıkışta yani hala çok büyük tutarda çünkü çok fazlasıyla büyümüş bir paraydı o. Ama haftalık bazı önemli çıkışların da olduğunu kabul etmek lazım. Şu anda bence yatırımcı şöyle bir arafta kaldı. Yani bir ay diye düşün bu vadeyi ya da işte 32 gün, 35 gün. Ya işte yani TL'de kalsan da dövize gitsen de çok da bir şey yok, anlamı yok. Ama genel beklenti bir kere herkes de en azından yerel seçime kadar TL taraftaki getirinin bir çıt da olsa daha iyi olabileceğine yönelik. Onun için de bir döviz talebi şu anda yok. Ama turizm sezonu bitti. Yani bitiyor artık. Yani hatta bitti artık. Dolayısıyla bir döviz arzında bir miktar tıkanıklığımız olabilir. Ama borçlanmalar devam ediyor. Gerek kamuda, gerek özel sektörde. İhracat tarafı biraz canlanıyor gibi. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Yani Denizli Sanayi Odası Başkanı sevgili Selim Kasapoğlu'nun da söylediği, Almanya'dan siparişler gelmeye başladı tekstil sektörüne, Denizli'ye en azından. Umarım Türkiye'nin her yerine öyledir. Yani dövizle ilgili o kaotik beklentiler ortadan kalktı. En azından şimdilik. Ama seçim sonrasında ne olur sorusu ya da bu iyimser tablo herkesin kafasında seçime kadar. Seçimden sonra işler kötüye gider düşüncesiyle değil. Ama hani iki devreli bir maç gibi. Bu maçın bir devresi seçime kadar. İşte arada seçim var. Sonra seçimden sonrası. Seçime kadar da baktığında nereden baksan herhalde 4-4,5 ay gibi bir zaman var. 4-4,5 aylık zaman da az buz bir zaman değil. Geçtiğimiz seçimlere oranla biraz daha farklı geçer diye düşünüyorum açıkçası. Hani çok siyasete bulaşmadan burada genellikle yorum yapıyoruz. İşimiz de zaten siyaset değil. Elbette. Ama diğer tarafıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı devretmek mecburiyetinde kalmış olması, yerel seçimlere yeni bir genel başkanla gidilecek olması, orada taze bir kan olması, hali hazırda yeni genel başkanın Sayın Özgür Özel'in Sayın Ekrem İmamoğlu'yla olan kardeşlik bağı kendi deyimleriyle vesaire aslında farklı tartışmalara, farklı kutuplaşmalara da yol açacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafıyla işte İYİ Parti'den bugün gelen açıklamalar vardı, Meral Akşener'den gelen açıklamalar vardı. Onlar kıymetli açıklamalar diğer yanıyla. Dolayısıyla biz yine uzunca bir süre gerçek gündemden kopup ittifaklar sonucunda ne yapılabileceğine dair konuşmaları, kimiki zaman işte bu siyasetin sertleşen dilini vesairesini biraz daha farklı bir biçimiyle bence göreceğiz bu sefer. Vallahi seninle bu konuda çok aynı görüşte değilim. Bu seçime de fazla bir önem atfedildiğini düşünüyorum açıkçası. Netice itibariyle bir yerel seçimden söz ediyoruz. Burada asıl olan yani hükümetin değişip değişmemesi, mevcut hükümetin politikalarının değişip değişmemesine neden olacak seçim genel seçimde, bu genel seçim bitti. Yerel seçimin iktidar kanalında daha önemsendiğini düşünüyorum. Çünkü o seçim zaferinin özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin de alınması ile daha da bir taçlandırılmasına yönelik bir gayretin olacağını düşünüyorum. Elbette diğer tarafta mevcut pozisyonlarını yani belediye başkanlıklarını korumak isteyecektir. Benim buradaki
düşüncem yani seçime kadar ne olur, seçimden sonra ne olur dan kastım uygulanacak politika hali. Dolayısıyla ben bir gerginliğe, bir siyasi belirsizliğe, bir seçim belirsizliği falan gibi bir iklimin çok doğacağını düşünmüyorum. Ama iktidar partisinin kazanarak çıkması, yani istediklerini alarak çıkması bu seçimden ya da alamadan kaybederek çıkması ondan sonraki döneme ilişkin kadrolarının, politikalarının belki bir kez daha gözden geçirmesine neden olabilir. Seçime kadar olan dönem neden önemli? Çünkü bir yeni yılı da içine kapsayan bir döneme denk geliyor. İşte emekli maaşları, çeşitli düzenlemeler, memur maaşları, pek çok şey. Zaten enflasyon yüksek. Düşüyor gibi gözüken enflasyonun tekrar kafa kaldırdığını, Mayıs 2024'te böyle 70-75'lere kadar geleceğini hepimiz biliyorduk ki Sayın Başkan da dile getirdi. Dolayısıyla benim oradaki şeyim aslında para ve maliye politikasının şekillenmesi açısından yerel seçimin bir dönemeç olabileceğini, bir önemli kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun seçime kadar başka bir politikanın uygulanacağını, seçimden sonra seçimden çıkan sonuç ne olursa olsun o politikanın değişebileceğine ilişkin bir soru işareti var benim kafamda. Bu konuda çok da yalnız olduğumu düşünmüyorum. Hem yerli yatırımcı nezdinde hem yabancı yatırımcı nezdinde. Zaten yani neden yabancı yatırımcı gelmiyor sorusunun cevabını artık hepimiz neredeyse bulduk, gördük. Yani dün bir arkadaşım söyledi, o da haklı. Hala açığa satışın devam ediyor olması da belki yani ana unsur değil ama bir unsur olarak sayılabilir. Ve işler şu anda iyi gidiyor. Politika normalleşiyor, bir takım adımlar atılıyor, meyveleri alınmaya çalışılıyor. Ama yabancı yatırımcı bu filmi bir kere daha seyretti. Ve o filmin aktörlenen bir tanesi Sayın Ağbal'dı. Acaba seçim sonrasında benzer bir hikaye ortaya konur mu endişesi, belirsizliği? Yatırımcının şu anda Türkiye'ye olan ilgisinin hayata geçmesine, yani çok büyük bir ilgi olduğunu söylemek lazım. Ama ilgi başka bir şey. Yani bizim bu ucuzluk hikayemiz gibi. İlgiyi nereden anlıyoruz? İşte pek çok önemli yatırım bankasından Türkiye değerlendirmeleri geliyor. Enflasyon değerlendirmeleri, büyüme değerlendirmeleri, para politikası, faiz tartışmaları, pek çok şey. Ama bu kadar ilginin, yani o sümen altından çıkartılmış Türkiye dosyasına rağmen ve iyileşme sinyalleri raporlarda yer almasına rağmen hala buraya bir para gelmiyor olmasının belli ki başka nedenleri var. Onları biraz anlamaya çalışmamız lazım. Şimdi sektörel bazda da biraz konuşalım hadi. O tarafta yeni gördüğüm bir şey var mı? Savunma tarafı, bu İsrail-Gazze arasında yaşananlardan kaynaklı olarak yine ön plana çıkar mı? Döviz bazlı gelir elde eden şirketler özelinde mi bir şeyler düşünmek lazım? İşte bir tarafıyla acaba yani petrokimya ürünlerini vesaireyi İsrail tarafından aldığımız düşünülecek olursa orada mı farklı bir yapılanma olur? Ne diyorsun? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Orta vadeli programda önümüzdeki yılda %4'lük büyüme öngörülüyor. Ama Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna baktığında oradaki negatif çıktı açığıyla birlikte büyümeden bir miktar fedakarlık edilecekmiş gibi bir sonuç çıkıyor o tablodan. Ha, politika öyle uygulanır uygulanmaz onu bilemem. Ama bu sorun, bu enflasyon sorunu zaten kökten gerçekten bir çözüme kavuşturulacaksa burada zaten bir miktar büyümeden fedakarlık, maalesef bir miktar işsizliğe katlanmak gibi sonuçları doğacaktır. Ha, politikaya oraya evrilir mi evrilmez mi onu bilmiyorum ama bence burada önemli soru işaretlerinden bir tanesi bu. Yani Türkiye 2024 yılında yüzde büyümeyi öncelikleyen, %4 hedefini yakalamaya çalışan, hatta geçmeyi amaçlayan bir politika mı güdecek ya da talebini kırdı ki bugün sosyal medyada gördüm çok da kıymetli bir grafik. Kredi kartı harcamalarında bir yataylaşma var. Yani içerideki talebin de yavaş yavaş normalleştiği, kırıldığı gözüküyor. Talebi kıran, işte kuru belli bir bandın içinde tutan, enflasyonu aşağı doğru çeken ama daha az büyüyen bir modeli mi tercih edecek? Bu tamamen siyasi otoritenin bir tercihi. Ama görünen şu ki
Bir kere bu enflasyon muhasebesi konusu son derece önem arz ediyor. Enflasyon muhasebesi 2024 yılı itibariyle uygulamaya başlanacak. Şu an itibariyle finansal kuruluşlar bunların dışında kalıyor. Az önce de konuştuk. Burayı bir iyi görmemiz lazım bir kere. Yani ana resim bence artık 2024 yılı için sektörlerden ziyade bu enflasyon muhasebesi kısmı. Burada bundan olumlu etkilenecek sektörler olacak, olumsuz etkilenecek sektörler olacak. O sektörlerin içinde olumlu etkilenecek, olumsuz etkilenecek şirketler olacak şüphesiz ki. Bunların mutlaka çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bir kez daha söyleyeyim, yatırımcı açısından bugüne kadar, ifadem lütfen yanlış anlaşılmasın, kolay para kazanıldı. Kolay para kazanmaktan kastım ne? İyi bir trend yakalandı. Ne alırsan al, hangi fiyattan alırsan al. Yani sen az kazandın, ben çok kazandım ama herkes bir para kazandı. Ama artık oyun öyle değil. Bu zorluk bence 2024'te daha da devam edecek. Ve burada artık çok seçici olmak gerekiyor. Araştırma bölümlerine de büyük işler düşüyor burada. Onun için şu şeyden, enflasyon muhasebesine geçişten olumlu ve olumsuz etkilenecek sektör ve şirketlerin bir gelen mali tablolar tamamlandıktan sonra bir analizinin yapılması ve belki model portföylerin, belki hani bizim o TOPIX dediğimiz o beğenilen hisse senetleri listesinin bir değişmesi gerekiyor. Öbür taraftan bakıldığında yani çarpan olarak hala çok ucuz şirketler var. Enflasyon muhasebesiyle birlikte bu çarpanların değişeceğini de göz ardı etmemek lazım. Ama ben hala bu yüksek enflasyon ortamının devam edeceği varsayımıyla söyleyeyim. Yani yılın neredeyse ilk yarısı, yani artık 2024'ten söz ediyorum. Hatta buradan sayarsan tam 6 ay enflasyonun yükseliş eğilimini sürdüreceği bir dönem yaşayacağız. Ve burada özellikle kendi hayatın içinde de, yani sokakta kendin yaşarken de, hatta resmi verilere de baktığında hizmet sektöründe işte yani yemede, içmede, eğlencedeki o katılığın çok net biçimde devam ettiği gözüküyor. O sektörler, işte perakende ticaret sektörünün ben hala ön planda olacağını düşünüyorum. Bir böyle bir pandemi türevi, yeni varant geliyor falan derken böyle bir ulaştırma sektörü bir miktar sekteye uğramıştı. Yavaş yavaş oranın tekrar canlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla TAV gibi, Pegasus gibi, Türk Hava Yolları gibi şirketler bence hala ön planda olacak. Holdingler hala çok ucuz. Orada tabii dikkat etmek lazım. Yani aynı şirketleri ve aynı holdinge bağlı şirket holdingi ve o holdinge bağlı iştirakleri, sonunda kurabildiğim cümleyi gülme, aynı portföye koymamak lazım. Ve tabii bankalar umarım yani herkes böyle bir talepte bulunabilir tabii. Netice itibariyle bankalarda, sadece bankalar değil tabii, yani finansal kuruluşlar, yani işte aracı kurumlar dahil, işte faktöring şirketleri, leasing şirketleri, sigorta şirketleri hepsi dahil. Bu enflasyon muhasebesine dahil edilmeyeceklerdi. Böyle bir bu imkandan yararlanma şeyleri var. Çünkü karlar düşecek ve daha az vergi ödeyecekler. Zannediyorum genel beklenti patron tarafında bu. Ama bu konu kısa sürede netleşirse bence iyi olur. Çünkü o piyasa üzerinde bir baskı yaratabilir. Ben hala bankaların da çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve yani hala bir enerji sektörü diyeceğim. Bu kadar dilimi biraz çiğniyor gibi konuşmamın nedeni şu. Şu kredi konusu beni çok rahatsız etmeye devam ediyor açıkçası. Rahatsız olduğum konu şu. Zaman zaman bu sektördeki, yani kullandırılan kredilerin belli sektörlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Örneklemek söylüyorum. Bu bazen bankalarda oluyor. Bir dönem ulaştırmada oluyor. Bir dönem işte demir çelikte oluyor. Bu dönemde ağırlıklı olarak enerji şirketlerinde kullandırılan bir şey var. Yani kullandırılan derken yatırımcının talebi öyle geliyor. Ve bu kredi hacminin, kredi büyüklüğünün önemli bir kısmının enerji şirketlerinde olması bence bir baskı yaratıyor. Çünkü dün de yine seninle Twitter'da konuştuk. Artık X diyoruz değil mi? Twitter demiyoruz. Bütün tahtalarda kademeler çok inceldi. Dolayısıyla en ufak bir satış çok ciddi kademelerin aşağı gelmesine ya da en küçük bir alışta çok hızlıca 3'er 4'er kademelik hareketlere neden olabiliyor. Eğer piyasa dengelenir,
kredi tarafı biraz daha sakinlerse enerji sektörüne takipte kalınması gerektiğini düşünüyorum. Ama net söyleyeyim, bunu artık İsmail mi anlatır, Yunus mu anlatır, Çağlar mı anlatır, Sertaç mı anlatır? Bildiğim bir tek şey benim anlatamayacağım sadece. Oranın, o sektörün den bir hissenin ben portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ama o şirket hangisi ya da hangileri içinden seçilmeli, buna çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü yani enerji dediğin şey çok geniş bir alanı kapsıyor, çok geniş faaliyet alanları var. Adında enerji geçiyor diye her şirketin mali yapısı aynı değil, her şirketin hikayesi aynı değil. Önümüzdeki dönemde daha kullanılabilir, daha verimli olabilecek iş alanları hangileri, onlara da bir bakmak lazım tabii. Aslında burada şunu da ortaya koymak lazım. Belki de bu dönemde bu piyasanın eğer kurdu değilse yatırımcı biraz daha kendini korumak açısından fonlar üzerinden iş yapmaya, işte piyasanın yönünün tam olarak belli olmadığında daha az kazanmayı göze alıp ama daha az riski üstlenip işte HDA gibi arbitraj türevi fonlarda bulunabilir. Hisse senedi yoğun bir fon istiyorlarsa yine benzer şekilde fonlar üzerinde, yani kendi seçimlerindense fonlar üzerinden iş yürütmek bu ara daha doğru olabilir gibi geliyor bana, bu bir. İkincisi ve de son sorum sana, bir işte bu aylarda genellikle Kasım ayında başlardı, bir Noel Baba rallisi bekliyor musun? Noel Baba'yı kutlayacak yabancı yok. O zaman soru zaten karik oldu. Fonlarla ilgili görüşünü alayım, kapatalım. Ya fon tarafı şöyle, ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve son zamanlardaki bence Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki en önemli gelişim ve dönüşüm fon tarafında oldu. Burada elbette yatırımcı sayısının da artmasının çok büyük bir önemi var. Ama demin de söyledim, her yatırımcı buluşmasında da söylüyorum, imkan verilen her yerde de anlatmaya çalışıyorum. Özellikle yeni gelen yatırımcılarımızın, yeni gelen arkadaşlarımızın bugüne kadar para kazanmış olmaları, son dönemdeki kayıplar elbette ama yani belli bir tarihi baz alarak getirirsen herkes bir para kazandı burada. Yani zaten o dönemde para kazanamayan da bence artık kendine başka bir yol çizsin borsa dışında. En azından kendi işlem yapmak dışında. Ama bu arkadaşlarımız eğer kendi o geçmiş dönemdeki ezberleriyle, işlem yapma yöntemleriyle, metotlarıyla devam ederlerse filmin sonu onlar için çok iyi olmayacak. Ben piyasanın da yavaşlayacağını düşünüyorum. Yani yönünün yukarı olduğunu ama piyasanın da bir miktar hız keseceğini düşünüyorum. Bunu da doğal karşılamak lazım. Hatta bunu bu senenin başında da konuşmuştuk. Eğer gerçekten enflasyonda bir hız kesme göreceksek zaten beklentilerde de bir hız kesmeyi göreceğiz. Yani %100 enflasyonun olduğu yerde 200 bekliyorsan, beklenti olarak söylüyorum, matematik olarak %35 enflasyon olduğu yerde de 200 bekleyemezsin. Sen de o getirini aşağı çekeceksin. Bir diğer faktör faiz faktörü. Burada defalarca konuştum. Arkadaşlar bana çok kızdılar bir kısmı ama üzülerek söyleyeyim, haklı çıktım. Artık bir rakip var. Demin de söyledim, sadece borsaya değil aynı zamanda dövize de rakip. Yani o kafa karıştıran bir değişken haline geldi. Ya bir dakika, hisse mi alsam? İyi de şimdi yani %4 getirir mi ki borsa ayda? Şimdi piyasa yukarı giderken %4 çok önemli bir şey değildi ama piyasa çalkalandığında %4 dediğin şey çok önemli. Bak bir aylık endeks getirisi -7 neredeyse yani bakıldığında. 3 aylık getiriye baktığında %6. Yani şöyle söyleyeyim, endeks üzerinden konuşayım. 3 ay önce paranı şeye koysaydın, bankaya, mevduata koysaydın endeksten daha fazla para kazanmıştın. Şimdi bütün bunlar kafaları karıştırıyor. Onun için bu arkadaşlarımızın, hep yeni gelen diyorum ama eskileri de kapsayan bir şeyden söz ediyorum. Bu arkadaşlarımızın mutlaka ne yapmak istediklerini bir şey yapmaları, adını koymaları lazım. Uzun vadeciyiz biz diyorlarsa, işte gördük ya Antalya'da salonun hepsi bir anda ben uzun vadeciyim dedi. Ondan sonra zorunlu uzun vadeci. Evet evet, şey gibi o. Gönüllü değil, zorunlu. Ya öyle oluyor. Bu işler, yatırımcı psikolojisi böyle. Yani bir pozisyonu alıyorsun. Pozisyon zarar yazıyor. İstersen bir tane hisse senin olsun. İstiyorsan 10 tane hisse senin olsun.
Sonra Türk yatırımcısının en büyük özelliğidir. Zararda mal satmaz hiçbir zaman. Ve onu bekliyor. Sonunda da hikaye şuraya geliyor. Sana da tanıdık gelecektir bu söylem. Ben kağıdıma güveniyorum. Onun için de biraz eğer mutlaka portföylerde hisse senedi olmalı. Hatta belki bu hisse senedinin bir kısmı yabancı hisse senedi de olmalı. Ama bunu trade ederek, ya yani böyle bir dönemde trade etmek yapılabilecek bence en yanlış şeydir. Bak yine bir aracı kurumun genel müdür yardımcısı olarak söylüyorum bunu. Yani o işlemlerden gelir elde eden bir kurumun üst düzey yöneticisi olarak söylüyorum. Bugünler böyle testere formasyonu olan günler size para kazandırmaz arkadaşlar. Ve sonunda şöyle olur bu hikaye. Günün birinde bir işlem yaparsınız kazanırsınız. İki yaparsınız kazanırsınız. Üçüncüdeki yaptığınız işlem size ilk işlemdeki kayıp getirinizden daha fazlasını kaybettirir. Sonra o kaybınızı telafi etmek için daha agresif işlemler yapmaya başlarsınız. Ve o kar topu çığ olur sizin için. Allah korusun altında kalırsınız. Onun için ya sakin sakin sektörleri belirleyip, hisselerinizi belirleyip her ay belli bir şeyle almaya devam edeceksiniz. Ya zarardaki pozisyonlarınızı yayının başında da söyledim. Kendi paranızı aldığınız pozisyonlar ve gerçekten de hisseye inanıyorsanız, bu biraz da sizinle ilgili bir şey yani. Benim inanmadığım bir hisseye sen inanıyor olabilirsin. Tutabilirsiniz ama onun dışındakilerde trader olmak, bir daha söyleyeyim, trader olmak bambaşka bir şey. Yani her işte info trade'i eline alıp da işte alış emri gönderen, satış emri gönderen, yok efendim zincir emir bağlayan, herkes trader olamaz. Trader kendi içinde bambaşka disiplinleri olan, bambaşka psikolojik savaşları olan bir hikaye. Senin şey yapamadığın, kıyamadığın, ya şimdi burada da zarar var. Yani bu zararı şimdi 5 kademe kol mu keseceğiz, zarara mal mı verilir abi dediğin yerde trader dediğin adam çatlar, kolunu keser, çıkar mesela. Sen onu yapamıyorsan, yani tek göstergesi bu değil elbette ama bunları yapamıyorsan bir kere sen trader değilsin. İki, zaten niye trader olma iddiasındasın ki birader, yani senin iddianın para kazanmak olması lazım. Sen bu parayı nasıl kazanıyorsun ona bak. Ha diyorsan ki abi kusura bakma sen trade edemiyorsun. Ben ediyorum ve ben para kazanıyorum. Ben kendi getirimden memnunum. Buyur devam et kardeşim. Yok değilim diyorsan da dön bu parayı profesyonel olarak yöneten bir ekibe, yani bir kurumsal şeye, bir portföy yönetim şirketine ve onların altında yönetilen fonlara teslim et. Kurumsaldan kastım ya da profesyonelden kastım şey değil tabii yani. Telegram gruplarından söz etmiyorum bu arada. Onun için zaten oradaki şey de belli. Tefas nefis bir sistem. İstediğin fonu istediğin yerden alabiliyorsun. Hangi fonun içeriğinde neler var görüyorsun. Geçmiş 3 yıla 5 yıla kuruluşundan bu yana getirisini görebiliyorsun. Oradan seç kendine 2-3 tane. Bir daha söyleyeyim. Belki çok zamanı değil. Ama portföylerde yani eğer bir döviz bulundurulacaksa, ki bence bulundurulmalı, bu banka hesabında tuttuğun euro'nun şeyin olur, doların sterlinin olur, işte ne bileyim eurobond fonun olur, eurobondun olur, altının olur, ama o döviz cinsi getiri diye ayırdığın alanda ben artık yavaş yavaş yabancı hisselerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu istiyorsan örneklemek söylüyorum. Nasıl ki burada ya gözünüzü kapatın işte çoluğunuza çocuğunuza Türk Hava Yolları alın, Ford Otosan alın, işte İş Bankası alın, korkmayın bunlardan diyorsak buna benzer küçük birikimlerinizi yabancı hisse fonları, yabancı hisseler içinde yapabilirsiniz. Ha diyorsan ki ya abi ben zaten kendi memleketimdeki hisseyi takip edemiyorum, gözünü seveyim, elin Almanya'sındaki, Amerika'sındaki hisseyi nasıl takip edeceğim? Onun için de yatırım fonları var. Onlarla da şey yapabilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Ama izninle, peki, sen son dedin ama bulmuşken seni bırakmam yayını. Şu borsa tarafını bir daha dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Estağfurullah. Bir dipten gelen bir tepki alımı var. O tepki alımının hızının yavaş yavaş kesildiğini düşünüyorum. Zaten grafiğe de bakıldığında bir yataylaşma kendini çok net gösteriyor 2 gündür. 7650'in üstünde kaldığımız sürece daha sakince pozisyonları koruyarak izleyebiliriz. 7650'in altı bize bir tur daha bir satış baskısı yedirebilir. Ben hala içime sinmiyor bu yükseliş.
Yani hala mayınlı arazideyiz, mayınlı alandayız. Bu benim düşüncem. Ne zaman ki 8000'in üstünü atar piyasa, o zaman biraz daha rahatlayacağım. Şimdi arkadaşlar diyebilir ki ya 8000 üstü dediğinde işte %2 daha beklemek lazım ya da işte 350 puan 7650-8000 arası. Bugünler böyle günler arkadaşlar. Yani hep o verdiğim örnek, sisli şeyde araba kullanırken o sis şeyin ne derler, sis bulutundan bir çıkmak üzere gidiyorsun değil mi? Yani otobanda işte 130-140 kilometre hız imkanı olduğu yerde 50 ile 60'ta gidiyorsun. Niye? Çünkü önünde belirsizlik var, bir sis bulutu var. O sis bulutunun da kalkmasını beklemek lazım ama çok dikkatli olmamız gereken, haber akışının her iki yöne çok hızlı hareket şey yapabildiği, ettirebildiği, ne olur olabildiğince gün içinde en azından gün sonunda taşıyabileceğiniz kadar, yani gün içi kaldıraçını kullanmadan, yani eksi de olsa, yani gün içinde aldığınız pozisyon, T+2'de paranız varsa sizin açınızdan bir sorun yok ama her yanan yeşil ışık piyasanın bu düşüşünün bittiğini, yukarı hareketini hızlandıracak, devam edeceği manasına gelmiyor. Her yanan kırmızı ışıkta piyasanın olduğu gibi yükselişinin bittiğini ve buradan olduğu gibi çok hızlıca aşağı geleceği manasına gelmiyor. Sakin sakin izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Çok ümitli olmadığımı söyleyeyim. Ama bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'da bu geceki maçta, saat 11'deki maçta başarılar dileyim. Bu kadar. Peki. Ben de başarılar dileyim. Keyifli, güzel. Her şeyden önce sağlıklı günlerimiz olsun arkadaşlar. Sizlerin vakitlerine sağlık. Osman, senin eline sağlık. Mert, senin de ağzına sağlık. Keyifli, güzel bir akşamımız olsun. Yarın görüşeceğiz. Sabah saatlerinden itibaren yine sosyal medya üzerinden yayınlarımızla birlikte Info Yatırım ailesi buluşacak diyelim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.